pencereyi açıyoruz. Yine oradan. Aynı noktadan. Ve videom ters dönmüş durumda oluyor. Burayı yoldular. Büyüyen şeyler kedi otları. Ne işin var lan orada, tüylü ayaklarımla çivilerini hissediyorum. Bütün gece bu frekansı dinledim, biraz hafifledi. Yine sanki biliyorlarmış gibi. Toksoplazmam azaldı. Şimdi buradan ben telefonu çıkarınca kimin frekansıyla benim videom ters dönebilir? Böyle tuttuğum halde. Kedinin frekansıyla mı? Tır ve otobüsün frekansıyla mı? Eyvah, şu kuşu korkuttuk. Demek ki tır ve onun frekansı değil. Kuş var. Dışarı fırlama, kokabas. Anında beni görür görmez yıldırım gibi kaçacak. Sonra tekrar geri gelecek. Yılmaz Özdemir, Cansu Özdemir, Demirci, Turkan Özdemir, diğer Canan Özdemir soyunun kedisi. Bu da noktaya kuruldu orada heykel. Ne işin var orada? Birisi gelip seni sevecek mi orada? Hı? Birisi sana yem mi verecek? Ve bunlar masum. Masum kılığına girdiler. Yılmaz Özdemir Bey pencerede. Hureyre. Tek yük. Bacaklarıma çiviler başlamıştı be. O yüzden tekrar çekeyim dedim. Ne işi var şimdi bu parazitli şey tam o noktada? Ve ben neden bu rahatsızlığı hissediyorum? Parazit değilse. Ve pencereden telefonumu çıkarınca nasıl bir frekans? Nereden gelen bir frekans bu videoyu ters çevirebiliyor? Bu şekilde oylara müdahale etmiş olamaz mı bu millet? Çünkü her okulun dışında kapanış saatine kadar hayvanını gezdiren vardı. Belki nöbetleşe, bilmiyorum. Fakat benim gördüğüm şey bu okuldan ve diğer okuldan her oy vermeye gittiğinden olan şey buydu. Bu şekilde bunlar oylarla oynuyorlar mı? Nereden geldi bu frekans? Bu videoyu ters çevirebilecek. O frekanslarla mı sürüyorlar sinekleri penceremizden içeri, nefes aldırmamak için? O frekansla mı heykel ediyorlar hayvanları oraya ve buraya? O zaman bu milletin tüm aletlerine el konulsun be. Biz oy vereceğiz. Kime gidecek? Şeytanın kullarına. Var mı böyle bir şey? İşkencecilere, insanları hasta edenlere, kumpaslarla, tuzaklarla içeriye tıkayanlara. Ve tıkadıkları yerde
konumlanmış olup işkencelere devam edenlere. Ne işi var şimdi bu pisliğin, ben video yayınladım diye oraya tekrar dikimli kançı binlerce kez kovduğum halde. Bu milletin Allah'tan korkusu yoksa o hayvanın benden korkusu yok mu? Yanına gider gitmez yıldırım gibi kaçıyor. Bu hayvanlar bu şeytanlıklar için kullanılıyor. Millet gözünü açsın. Ve bu servis şeyleri o hayvanlardan gelen parazitleri müşterilerine, çocuklara, bebelere dayatıyor. Gece yattığımda ben nasıl ağrılar ulaştırmıştı bana bu hayvan ve diğerleri. Saatlerce falaka yemiş gibiydim. Öyle çivi gibi şeyler sokuyor. Kemiklerden damarları geç. Nasıl bir şeytanlık bu be? Bu şeylerden haberdarlar yani. Bilmemeleri imkansız. Millete dayatıyorlar bu şeyleri. Ve çıkıp medyalarda hava atabiliyorlar. Can dostlar, minik dostlar önümden geçirebiliyorlar. Nanik için park edebiliyorlar karşımda. Hiçbir işleri yokken buralarda. Kimin emriyle belliyim? Bu şeyleri buraya dikenlerin emriyle. Tekrar soruyorum, sabah kaç tane uyanınca bir tane daha vardı yanında. Beyaz olan sarı mıydı? Aynı parazit taşıyorlar. Şimdi tek başına üçüncü kez uzaklaştırıyorum. Tekrar aynı noktaya geliyor. O noktada ne oldu çok açık ve net. Kanal direkt olarak. Ben şimdi böyle falaka gibi beni döven hayvanı her gece 24 saat. Onu niye ceza almadan ben yok edemem be? Bu nasıl bir kanun adalet? O yüzden zaten bu zalimler etrafta, ben bir şey yapacağım ona da anında içeri tıkayacaklar bir adli davada. Kendine Müslüman diyen bu millet aklını başına alsın. Bu işkence aletlerini yok edin ben. Tek başıma yapamam bunu. Neymiş yani bu kanun? Ne için belli? Derin devletin kanunu. Bunları güden cadılar için çıkarılan, kadınları koruma kanunu. O kanuna dayanarak adam hayvan severim diye cinayet işledi, serbest bıraktırmaya çalışıyorlar. O ilk örneği olacaktı. Sürekli bunlar katledecekti insanları. Bu iftirayla kadını şiddet yaptı. Bütün bu çıkan yeni kanunların amacı odur. Bu hayvanlar üzerinden şeytanlık, cinayetler, hastalıklar, komşu cinayetleri ve insanlara işkence, içeri kapatmak, aile parçalamak.
Tümünün cevabı bu İlluminati kartından kertakları. Yayınladım. İngilizce bilen baksın, anlar. Cami alev alev yandı. Al bak. Camiler kapalı. Nasıl yandı o? Yeni bina dikecek. Çürüttü orayı, çürüttü bu şeylerle. Bulamıyorum ben. Büyük sinek. Ha? Tek sinek var dışarıda, hiçbir sinek yok. Bir tek sinek buraya dalacak hemen. Açtım, tıkırtı duyar duymaz beyaz kahverengi kedi oradan. Büyücülük başka bir şey değil. Kuşlara yedirmiyorlar. Zalim bunlar be. Ama yani tek bir sinek yok be. Tek bir sinek yok. Çünkü pislikleri kaldırdım. Tek bir tane nereye dalacak? O pencereden içeri. Ve anında kedileri oynatıyor. Anında kedileri işlemi. Oo. Oo. Ha? Ne oldu? İyi yaptın, iyi yaptın. Neyi yaptın? Kovalama. Beni görür görmez kaçtı. Biliyorum, gördüm. Neden geçmesin? Evet, sen çok masumsun. Oradan geçme diyor, geçiyorlar be. Çok tuhaf, avni. Biz onun için çıkmadık. Kanıtlamak için. Tek sinek yok, yemin ederim tek sinek yok be. Tek kara sinek yok. Birkaç tane buradan. Merdivende. Evet. Ne yapıyorsun? Eceline mi susadın? Nereye girecek? Neden? Bize düşman mı oldu sinekler? Evet, bir merak konusu. Neden, nasıl giriyorlar tek açık yere? Masum olduğunu kanıtlayacak. Gönderip buraya pusuda. Kulağım çınlıyor. Frekansla beraber. Kapatayım perdeyi o zaman. Birkaç tane daha var inşallah. Ben kapıyorsam. Kapıdan girmiyorlar. Buradan giriyorlar. Orada açık bir yer yok. Hepsinin hedefi elimizde. Kapıyı mı kapat? Ha? Ne yapasın? Taksiyle mecbur gideriz. Eğer gidemiyorum. Ayağım acıyor olmuyor. Olmaz yani. Ayağım duramıyorum yani. Ben tutunursun. Küçükken böyle oldu mu? Seksek. Öyle gider. 10 gün zıpla zıpla gittim. Şimdi kemik çok acıyor. Ve ambulans gelmez her şey için. Yok, o zaman başka bir akıl yok. Başka bir akıl nereden buldun? Kendi aklım var, onu söylüyorum. Neredesin ulan sinek? Burada bir tane güve. Çalışmıyor mu?
artık. Öğlen mi yaklaşıyor? Emin olun ya, sinki o yüzden ben dışarı çıkayım diye bu kadar kumandayı çok iyi biliyorum. Balkona kaçtı, peşinden götürecek, burada bana saldıracaktır. Her zamanki olay. Ne istiyorsun? İsteklerdik mi ha? Balkona geçti dedi. Dışarı çıktım bakayım var mı başka sinekler. Odama gelecek. Adres benim. Odam. Kesinlikle. Çirkin narsisiste bak ya. Bugün böyle dostça, yarın düşmanlık. Kamerayla öyle. Tipik narsisist. Hiç şüphe yok. Ve bunların özelliğine seri katiller ben.